Adrenalin, heyecan, deniz, macera, spor. Hepsi Samsun Sukay'da. Bekle. Değerli izleyiciler, şu anda Samsun'un yükselen değerlerinden Sukay tesislerindeyiz. Evet efendim, öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Merhabalar, ben Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksekokulu mezunu Birol Yılmaz. Artistik jimnastik, trambolin jimnastik ve Sukay antrenörüyüm. Aynı zamanda tesisin yetkili amiriyim. Sukay ne zaman açıldı? Samsun Sukaya Tesisi 2010 yılının Ekim ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Beyefendinin talimatı ile açılarak faaliyete geçmiştir. Kablolu Sukaya Tesisi Samsun ve Karadeniz'de bir ilk. Ayrıca Türkiye'de deniz üzerinde kurulan ilk kablolu Sukaya Tesisi. Peki neler yapılıyor burada tam olarak? Anlatır mısınız bize biraz? Tesisimizde 12 yaş ve üzeri her insana hitap eden sportif su sporları aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Ayrıyeten Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları bu tesisten yararlanarak geçtiğimiz haftalardaki Türkiye Su Sporları Federasyonu'nun Türkiye Şampiyonası'nda ilk 3'e girerek 3 sporcumuzu milli takıma sokma imkanı bulduk. Evet, tesisimiz Türkiye'de 4. bir tesis. Karadeniz'de ilk su kayağı merkezi olarak gündeme gelmiştir. Tesisimizdeki sporcularımızın faaliyetleri sonucu tesisimizden başarıyla yarışmadan çıkan sporcular 2012 yılındaki Avrupa, Fransa'da yapılacak olan Avrupa Wakeboard Şampiyonası ve yaklaşık 1,5 ay sonra Filipinler'de yapılacak olan Wakeboard Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler. 15 kişilik bir milli takım kafilesiyle sporcularımız Filipinler'e gitmek için hazırlanmaktadır. Ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin özel projesiyle hayata geçirilen bir tesis. Geçtiğimiz günlerde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da 2012 kablolu Wakeboard Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Sukay takımını altınla ödüllendirmişti. Kablolu Sukay'a sporu Samsun'umuzda çok yeni. Hepsi bir yıllık veya bilemediniz en fazla 1,5 yıl. Türkiye'de de çok eski bir spor değil. Belki sürat motoru arkasında su kayağı yapan veya buna dönük bir sportif faaliyeti sürdürenler var ama kablolu su kayağı tesisi de Türkiye'de 6-7 tane var. Ve su kayağı tesisinden izlenimlerimiz. Öncelikle sizi tanıyalım. Bülent Bilici ismim. Öğretmenim. Buraya spor yapmaya geldik. Su kayağı yapmaya. Ne kadar süredir yapıyorsunuz bu sporu? Geçen yaz başladık. Çok eğlenceli. Bütün herkese tavsiye ederim. Nasıl başladınız peki? Nasıl burayı keşfettiniz? Zaten sürekli önden geçip geliyorduk. Yani merak etmiştim. Evet, bir gelip öğrenelim dedik. Arkadaşlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Kolay da öğrendik. Şimdi oğlum başladı. Kaan da onunla beraber bu aktiviteye devam ediyoruz. İlerleyen günlerde de yapmayı planlıyorsunuz. Çok eğlenceli. Herkese tavsiye ederim. Kaan, ne zamandan beridir buraya geliyorsun, bu sporu yapıyorsun? Temmuz'dan beri. Temmuz'dan beri yapıyorsun. Peki ne kadar sürede öğrendin? Öğrenmek zor oldu mu? Zor oldu. Yapmanıza yol açar. Yüzme biliyoruz değil mi?